Noktaya gider. Konuya dönecek olursak, bu ginkgo mabed ağacı. Şu gördüğünüz meyveleri yavaş yavaş kiraz gibi olur, büyür. Evet, mis gibi duruyor böyle. Kiraz şekli Bu var. mabed ağacı Çin'de, Japonya'da yetişen ve Türkiye'de yeni ekiliyor parklara, bahçelere. 50 metre boyunda bir ağaç 1.000 yıl yaşayabilir. Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya atom bombası attığında Hiroşima'ya bütün hayvanları, insanları, bitkileri yok ediyor. Bunun sadece yaprak ve çiçekleri dökülüyor. Bir yıl sonra tekrar canlanıyor. Diğer bitkiler 30 yıl, 40 yıl bitki yetişmezken sadece ginkgo canlanmıştır. Şimdi ginkgo insanlarda işte birçok kimyasal ilaç kullanmaktan, yanlış beslenmekten vesaireden dolayı beynin fonksiyonları yavaş yavaş, beyine kan akışı azalıyor, hücreler ölüyor vesaire. Erken bunama problemi başlıyor. Erken bunama, Alzheimer. Alzheimer. Evet, erken bunama. Kişi önce sokağa çıktığı zaman mesela arabasıyla gidiyor. Nereye gidecektim? Ne yapacaktım? Şuraya mı gidecektim? Buraya mı gidecektim? Ben neredeyim diye sorular sormaya başlıyor yavaş Bir de yavaş. şöyle bir durum da var. Mesela tam böyle bir ev hanımı evden çıkarken acaba ocağı açık mı unuttum? Evet, Bir ocağı yeri açık mı çıkmıyor. unuttum? Bu da onun bir Tekrar başlangıcı değil başlangıcı mi? gidiyor, kontrol ediyor. Kapıyı kilitliyor. Acaba şunu da mı kapattım? Evet. Oraya bakıyor, buraya bakıyor vesaire derken tedavi olmazsa yavaş Düzelmez. yavaş gider. Bu ginkgo'nun birleşiminde ginkoloid denen etken maddeler var. Ginkgo ile ilgili klinik araştırması yapılmıştır. 10.815 erken bunama rahatsızlığı olan hasta üzerinde. 10.815. 36 klinik ortak çalışmış. 10.815 hasta bu ginkgo'nun ekstraktı ile ama bunun birleşimindeki etken madde 0.5 az olduğu için bir kişi tonlarca ginkgo yaprağını, çayını içse etkisi olmaz. Bir ton çayını içse. Çünkü etken madde nedir? %0,5. Bunun ekstraktı ile ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Ginkgo forte, biz bunun ekstraktını ürettik. Bu ginkgo forte'nin birleşiminde alıç ekstraktı, olotu yani melisa ekstraktı, zeytin yaprağı neden? Kolesterol, tansiyon vesaire. Onu da Alıç aynı neden? şekilde galiba. Evet, olotu da denir Hı melisa. hı. Alıç neden? Alıç kolesterol, lipid, trigliserit gibi yağları eritir. Ginkgo beyne kan akışını artırır. Yavaş yavaş erken bunama rahatsızlığını ortadan kaldırır. Bir beyefendi bana geldi. İşte yakını 36 yaşında. Üniversitede süper öğrenciyken, okulun birincisiyken diplomayı aldıktan sonra çok yoğun tempo çalışma ve ailevi problemler nedeniyle kafası iyice stresten gerilmiş, gerilmiş, tartışma tartışma. Birdenbire şalterler atmış. Adamcağız da erken bunama rahatsız ortaya çıkmış. Ya dedim bu beyefendi bu tedavi edilebilir mi? Deneyeceğiz dedim. Çok ilerlemiş. Ne konuştuğu anlaşılmıyor. Bir şeyle konuşuyor ama anlaşılmıyor. Biz ona iksir, aloe vera, iksir olması şart. İksir bütün damarları açar. Bir insanda İkisini birlikte mi? iksir aloe vera jel artı kapsül. Şu aloe vera bu bağırsakları temizler aloe vera. Bağırsaktaki Bağırsaktaki mantarları yok ediyor aloe vera. Evet. İksirse damarları açıcı, vücudu detoks, vücudu arıtıcı, temizleyici. Beyin olsun, kalp olsun, karaciğer, bütün organlardaki yağları eritir, temizler. İksir miyom, kist, nodül, yağ bezi tümörü eritir. Çok çok etkili. Bu vatandaş bizim ürünü kullandı. 6 hafta sonra artık ne konuştuğu anlaşılır hale geldi. Bu ginkgo ile ilgili, ginkgo ekstrakt ile ilgili ikinci olarak 232 klinik araştırması yapılmıştır. Bu da kulak çınlaması rahatsızlığı olan 1.357 hasta üzerinde. Kulak çınlaması rahatsızlığı olan. Neden oluyor? Nasıl? Onun belirtileri neler? Nasıl anlar insanlar? Yani kulak çınlıyor ama buna kaynak ne? Evet, Neden oluyor? kaynak ne? Kulak bildiğiniz gibi dış kulak, orta kulak, iç kulak diye üç bölümden oluşur. Dış kulak, kulak zarına kadar olan bölüme dış kulak, örs, çekiç, üzengi ve orada bir hava boşluğu var. Buradaki hava boşluğu boğaza bir östaki borusuyla açılır. Boğazdaki hava kulak zarından dışarı çıkar veya kulak zarından içeri giren hava boğazdan dışarı çıkar. Bu nedenle kişide faranjit, boğaz iltihaplanması olursa bu östaki borusundan bakteri, virüs ve mantarlar yukarı doğru çıkarak orta kulak iltihaplanmasına sebep olabilir. Yani sinüzit, faranjiti olan
Aynı zamanda orta kulak iltihaplanması, diş ağrısı, diş iltihaplanması, diş eti iltihaplanması olan da aynı şekilde kulak çınlaması olabilir veya kulak iltihaplanması. Orta kulak iltihaplanması tedavi edilmezse buradaki iltihap taş gibi olur. Salyangozu iç kulağın içerisindeki salyangozu sıkıştırır. Salyangozun içinde tüysü hücreler var. Tüysü hücreler çok narin. Dışarıdan gelen ses dalgalarını toplayarak beyni iletir. Tüysü hücreler deform olursa, yani böyleyken şöyle şekli bozulursa, dışarıdan gelen ses dalgasını olduğu gibi beyni iletemediğinden kişide kulak çınlaması problemi başlar. Yani kan akışındaki anormallikten dolayı. Bu yüksek tansiyon problemi yaşayanlarda olur. Düşük tansiyon problemi olanlarda olur. Kansızlık problemi olanlarda olur. Veyahut da asker olur. Veya polis veya asker. Silahlı eğitim. Veyahut da çok gürültülü ortamda çalışan insanlarda bu problem olabilir. Mesela bize bir emekli komiser kulak çınlamasından 20 yıl kulağı çınlıyor. Ateşli talim sırasında yanında silah patlamış. O günden bugüne kulağı çınlıyor. Kulağı çınlıyor. Biz ona iksir, aloe vera jel, kulak çayı, enfeksiyon çayı gönderdik. Kullandı. 3 ay sonra hamdolsun dedi. Rahatladım. %70 artık azaldı. %70. Çünkü onunki çok çok ağır, kronikti. Psikolojik bir etkisi var değil mi onun bir de ayrıca? Damarlar açılıyor. Damarlar hücreleri açılıyor. Yeniliyor. Hücreleri yeniliyor.